Bak 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 bak. Allah. Hoş geldin. Gel bakalım ya. Arkadaşlar paşa ciddi ciddi kutuna dalacak.
so. Uşum, uşum. Paşa ne oluyor? Paşa az kalsın pitona dalıyordu. Oğlum tam psikopatsın sen ha paşa. Oyundan büyük işlere kalkışıyor. Bak 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 bak. Paşaya bak. Bak bak bak. Allah Allah ya bu çocuk gerçekten değişik ya. Bak bak bak. Hayda. Bak sen bizim paşaya. Bak sen bizim paşaya. Piton seni eline alırsa paşa biraz ezebilir yalnız. Dikkat et. Sen yine dışarı mı kaçtın? Sen yine kaçtın mı? Ne ara kaçtın sen? Şimdi çıktım seni burada gördüm. Sen nereye kaçtın kız? Fındık. Akıllı fıstık. Ya bakayım. Herif fındık ya. Bu çok tatlı bu. Çok, çok tatlı bu. Çok. Çok canlı oldu canlı. Bak şimdi hırlamaya başlayacak bak. Bana yapmıyor fazla. Babama yapıyor. Beni çok seviyor. Beni gördüm kulaklarını eğiyor. Pati veriyor. Kuyruk sallıyor. Arkadaşlar paşa ciddi ciddi kutuna dalacak. Şu an gerçekten enteresan bir durum var. Bak bak bak. Allah Allah. Yani ciddi ciddi paşa pitonun önünü kesiyor. Piton tabii ki onu kale almıyor diye düşünüyorum. Yani kalkıp da piton azatla boğuşuyor yani paşadan korkacak değil. Allah Allah bizim paşaya bak ya. Yakalayamıyorum. Yakalayabilsem. Ne oluyor paşa? Bu sultanın erkek yavrularının hepsi psikopat. Gördüğünüz gibi önünü kesip kesip duruyor. Bak yine tilkiyi gördü. Bak gözüne bir şey kestirdi orada. Yanına gidecek piton enteresan bir karakter. Biliyorsunuz 1,5 yıl benden önce şuraya gitmiş. 1,5 yaşına kadar. Ve bizim Wolf arkadaşlar, köpeklerimizin Wolf'la arası iyiydi. Bir tek onu öldürmeye çalışan pitondu. Acaba kurt geçmişi var mı pitonun? Çünkü hiç affetmedi. Allah'tan o zaman Wolf ölmemişti. Hayvanın sırtından kaburgalarını oradan tuttu sıktı, elinden zor aldık. Yani çeke 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 çeke, aha dedim yazık oldu, gitti Wolf. Wolf yaşadı. Piton yabanda gerçekten hünerlerini gösteriyor. Başka sen ne yapıyorsun oğlum? He? Görüştün bugün. Loçkaya moçkaya da cikleniyorsun. Pitona gidiyorsun, dalmaya çalışıyorsun. He? Hayırdır oğlum sen? Ne oluyor sana? Eşek herif. Herif herif. Ya abi yüzecek biraz boyu paşanın kısa kalacak diye diyordum ama şu tipe bak. Babasının tipi. Ama bizim bu paşa arkadaşlar büyüyecek. Böyle çok göğüslü bir köpek olacak. Kafama patlayacak. Ne oldu lan ne oldu? Basmadım ki bir yere. Eşeğe gelip seni. Kimseye diklenme tamam mı? Azap yıldızı o kadar çok seviyor ki. Bakın şurada yıldıza piton biraz gitti. Yanına yıldızı kokluyor. Deli oldu orada. Bunları karşılaştıracağım. Karşılaştıracağım da. Hepsini içeri koymak lazım. Geçen gün façayı içeri koyana kadar arkadaşlar ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. Yani gelmiyor, bağırıyor. İçeri koydum.
Sonra paşayı tuttum. Paşayı içeri koyacağım. Paşa girmiyor. Paşa kaçmaya çalışıyor. Beni bir zorladılar. Yaparım yaparım da. Bir zorladılar beni. Paça özellikle. Yani paçayı normalde köpeği tasmasından tuttuğum zaman sakin. Hangisi olursa olsun tasmadan tuttum mu çektim mi gelir. Paça yok. Yerlere yatıyor. Antikada da aynısı var. Yerlere yatıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Mızmızlanıyor. Mızmızlanmak demeyelim. Daha fazlasını yapıyor yani. Onları alacağım. Bir de şu mesele var. Azat kasada gider. Piton içeride gider. Araba durdu mu Azat atlıyor. Piton arabadan inmiyor. Bu sefer Azat'ı görüyor. Arabanın içine içiyor falan bir sürü. Pitonu arkaya atsam durur mu? Yani bir şeyler yapacağız. Bir Azat piton. Yiğitler bir çıksın meydana. Koşka. Koşka. Pitonun arayı iyi tutmaya çalışıyor. Pitonun bu arada tüyler çıkmaya başlamış. Bir bakayım gel. Şöyle göstereyim. Ne, bunlar nerede topluyorsunuz? Lan benden de gitmiyor. Bakın böyle tüyler çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Ayağının şurada bir yarası var. O da toparlanacak. Köpeğin yarası tez iyileşir derler. Köpek yalar onu iyileştirir. Bir şehre gittiğimde almam lazım. Dur Yıldız iyi ki mikrofon yok. Şehre gittiğimde almam lazım. Ozonlu kantoron yağı. Bana bir takipçim göndermişti. Bu tür yaraları sürdüğünüz zaman çabuk tüylendiriyor. Ondan bir tane bulunduralım. Hatta olmazsa birkaç gün içerisinde gidebilirim. Gidersen bir tane alayım. Pitonun yaralarına şeylerine sürelim. Tez vakitte iyileşsin. Bakın o bacak içlerinde de var. Bunların hepsine sürelim. Piton çok akıllı, çok düzgün, karakterli bir köpek. Tabii biz burada hayvanları çok seviyoruz arkadaşlar. Yani sarılıyoruz, öpüyoruz, ilgileniyoruz. Çok aşırı ilgilendiğimiz için piton burada bayağı bir böyle sevimli çocuklar haline geldi. Tabii ondan öncesinde mutlaka ilgi görüyordur ama şöyle söyleyeyim ben gerçekten hani derim ya ben bir köpeği öyle bir severim ki ömrü boyunca bir daha beni unutamaz. Piton da bana bayağı alıştı. Gene adamcılığı var ama yani bir tane adamcı köpeğimiz de olsun. Piton reisi yakışır. Bozi'yi bulamıyorum. Bozi'yi bir göremedim. Nereye gitti acaba? Kameraman Zalo. Yeni mod açıldı. Bundan sonra Zalo sana takıyoruz kamerayı. Nasıl tavşan kovalıyorsun? Ormanda neler yapıyorsun? Tek sıkıntı şey olması. Kamera bazen Zao sallanınca kamera donuyor. Onun dışında kamerayı düşürmesi, bir yere takması ormanda giderken. Ama bunları buldum. Bayağıdır arıyordum arkadaşlar. Buldum en sonunda. Bu kamera, sırt kamerasıyla değişik videolar çekebiliriz. Paşa'ya maşallah. Paşa yani korkuyorum. Pitona mitona bizim olmadığımız yerde dalar. Pitonla tepesi atar, tutar. Adam akıllı boğarsa paşamızın özgüveni kaybolabilir. Eşek herif. Senden büyük lan eşek seni. Onunla uğraşma tamam mı? Tozum paşam benim. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.